Efendim bu gemi örneğini verdiniz. Ben de şöyle bir girizgah yapmak istiyorum. Ya Buyurun. aynı bunun gibi yani dergah kokusu diyorsunuz. Bir de barigahı, dergahı ilahi var. Allahu Ekber. Allah'ın dergahı var. Orada da böyle tasvirler görüyoruz. Mesela es-salatu imadüddin. Namaz dinin direğidir. Tabiri birçok şeyi kafamızda hani direk, çadır direği olmasa ki orada direk yani dört kolondan birisi değildir. Çadır direği gibidir. Tüm Orta ibadetler, direkti. evet orta direk. Yani çöker, amud nitekim o manada. Fakat zekat için tuhaf bir tabir var. İslam'ın köprüsü gibi. Zekatu kantaratul İslam. Yani şimdi bu köprü denilince bendeniz biraz hani muziplik yapmak için söylemiyorum. Tamam. Şimdi çadır direği dedik. Mesela dört köşesinden olan bir direk değil, orta direk dedik. Bu köprü olan şeyin de hani sulandırmak için söylemiyorum. Asma köprü müdür? Ya efendim Bir ayağı mı şöyle vardır? İki ayağı mı vardır? dedi. Siz istemeseniz de sulanacak çünkü köprünün altından su geçiyor. Çok sular geçti hocam. Köprünün ana vazifesi ve konumu nedir? İnsanları altından geçen suda boğulmaktan kurtaran bir araçtır. Efendimiz niye başka bir şeye benzetmemiş de zekatı köprüye benzetmiş? Sizi dünya malında boğulmaktan kurtarır. Siz zekat köprüsünden geçerseniz hem maldan istifade etmiş olur hem de onda boğulmamış olursunuz. Ticaretler tarif edilir malumunuz. 3'e alıp 5'e satarsa kazanır. 5'e alır 8'e satarsa kazanır. Şu en büyük ve hiç zarar etmeyen ticaret neymiş muhterem efendim? Bilmiyorum hocam. Fanileri verip de bakileri satın almak. O iyiymiş. Fanileri verip bakileri satın Hocam her programda ayrı bir şey söylüyorsunuz. İlle beni bir açığa düşürüyorsunuz yani. almak. Estağfurullah sizi açığa Ne daha evvel söylemediniz hocam? Bak kitapta da yok. Ha, bu, illa bu kitapta her şey olacak değil ki. Tamam da yani şimdi bu da yok kitapta değil mi? Bu yok. Ya hocam Bu yok. çalışıyorum çalışıyorum birkaç kelam edeyim diye. Hep çalışmadığım yerde. Fani verip bakiye almak. Of Evet, of büyük of of ticaret. of of. Ticareten lentebur. Nedir vereceğimiz faniler? Vallahi malımız da fani, bedenimiz de fani, dünyamız da fani. Gönlümüz de verip rıza-i bariyi satın alırız. İşte bakiyi almış olur. Yok vermedik. Gönlümüz olmadan evimizden yine çıkar. Karşında da bir şey kazanamayız. Allah hoşnut olduktan sonra artık gam mı var Bitti. yani? Hakikaten. Evet. Bazen biz böyle talebelerle vesaire konuşuyoruz. Hatta belki seyrediyordur bizim küçük ellerinizden öper. Allah Öpmeye de bilir. Biraz huysuz bir bağışlasın. çocuk. Allah Herkesin elini öpmez ama sizinkini öper. Estağfurullah. Biz Konuşurken ederken ya şunu yap ben sana şunu da vereceğim bunu da vereceğim deyince ya bu olmaz ki diyor çok para veriyorsun sen. Bu işin diyor bunun beşte biri Ederi yapalım. bu değil. Ya sen ne karışıyorsun dedim yani. Baba diyor çok bu para. Oğlum ben insana yatırım yapıyorum diyor. Şimdi oradan sizin anlattığınızdan bir şey geldi hatırıma. Yani Allah'ın rızasını kazandığında işte reklamlarda falan bile görüyoruz. Şunu aldım memnun ettim bilmem ne. Ya bir faninin bile memnuniyeti artık onun parasıyla bile ölçülmez. Kaça aldın ne kadar aldın diye sorulmazsa. Allah için verilen bir şekilde bakinin memnuniyeti için. Yani zekatı hesap ederken acaba biz hesap denildiği için fazla mı hesabı oluyoruz? Bu köprüyü nasıl inşa ederiz hocam? Bu Efendim köprünün bu ayağı vesairesi var mıdır? zekat köprümüzün zaten siz işaret ettiniz ya asma köprü mü, çok gözlü köprü mü? Çok gözlü köprüler, çok ayaklı köprüler de var biliyorsunuz Var. tarihi eserler olarak. Yok biz bunu anlatmak için bu köprünün üç ayağı olduğunu söylüyoruz. Zekat köprümüzün üç ayağı var. Zekatı veren zengin. Zekatı alan fakir. Verilen mal, zekat. Her birinde dinimizin koyduğu bir kısım kurallar var. Aynı köprünün ayağındaki statik bilmem ne Bravo. hesaplamalara gir. Statikliği var. Altından geçen suya izin vermesi gerekir. Tüm kapatırsanız hem suyun akmasını önler hem de kendi tehlikeye düşer. Çok seyrek bırakırsanız yükü taşıyamaz. Her işin bir hesabı olduğu gibi zekat da daha önce de arz etmiştim Estağfurullah. hatırlarsanız. Zekatı anlatacak
kişiler, görevli arkadaşlar, meslektaşlarımız bir hukuk dersi anlatıyor, titizliğiyle anlatmalı. Dinleyenler de bir hukuk dersi dinliyor, titizliğiyle dinlemeli. Bir vaaz-ı nasihat, hoca efendi şimdi herhalde zekatı tavsiye edecek. Zekat vermemenin de cezalarından... Yani günah... böyle şunu alın ya dağıtın işte ya falan tarzında evet. değil. Dağıtmazsanız şöyle ders. Yanarsınız, evet. böyle şey yaparsınız. Bu işin başka tarafı var ve önemli. Zekatın teşviki de önemli. Zekatı terk etmenin cezaları da önemli. Ayrıca bendeniz geçen çok değerli hocamız Orhan hocamızla yaptığınız programı ya, çok, izledim. Çok. Psikolojik faydası, sosyolojik acayip, acayip. Faydası. Yani tabir caizse... İhya etti, ihya etti. Tabir caizse zekatı efendim en zirveden bakarak... Yani zekatı böyle hani zekat ya denilen adama destur dedirtti. Ya bu böyle... da neymiş de biz fark evet, etmiyoruz. Evet, evet. Toplumu ne yaparmış? Efendim ferdi ne yaparmış? Verenin memnuniyeti, efendim alanın rahatlığı vesaire şeklinde müthiş güzel yönleriyle ortaya koydu. Madenlere kadar anlattı. Madenleri de anlattı, fark ettim efendim. Evet. Ha biz şimdi biraz daha pratiğe yönelik. Evet. Bendeniz pratisyenim efendim, şey değilim, teorisyen değilim. Eyvallah. Efendim.